Çin, Uygurların dini pratiklerine ve kamusal alanlarına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Düzenleme, bölgede eğitimden mimariye, Çin geleneklerine uygun hareket edilmesini öngörüyor. Doğu Türkistan'daki Müslüman halka yönelik sistematik zulmetmekle gündemden düşmeyen Çin, bölgedeki Uygurlar başta Müslüman Türklere yönelik yeni kuralları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çin Küresel Propaganda Global Times'ın haberine göre, Doğu Türkistan'daki sözde Şinjiang Daimi Halk Komitesi tarafından kuruluşların ve şahısların dini terörizm ve aşırılıkları yaymasını engellemek adı altında yeni bir düzenlemeyle baskıları artırma kararı aldı. Buna göre ulusal birliğin baltalanması, kamu düzeninin bozulması ve din adına yönetim, adalet, eğitim ve diğer devlet sistemlerinin engellenmesine yönelik tedbir alınacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda dini özgürlüğü kısıtlayan ülkeler raporunu kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık yetkililerinin açıklamasına göre Çin bu yıl dini özgürlüğü en fazla kısıtlayan ülkeler arasında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin 1998'de kabul ettiği küresel din özgürlüğü yasası gereği Dışişleri Bakanlığı 25 yıldır din özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlayan ülkeleri belirliyor ve bu konuda özel bir listeyi yayınlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık insan hakları ve din özgürlüğü raporu Çin'in özellikle Uygur Türklerine karşı soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlediği belirtiliyor. Raporda Pekin hükümetinin Uygur halkının dini özgürlüklerini engellediği, dini ibadetlerini ve geleneklerini kısıtladığı vurgulanıyor. Çin, Tayvan'a silah sattığı gerekçesiyle ABD'nin 5 savunma şirketine yaptırım uyguladı. Tayvan'daki kritik cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken Çin'in ülke üzerindeki baskısı artıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı 7 Ocak 2024 tarihinde konuya ilişkin yaptığı açıklamasında Çin'in ABD'nin Tayvan'a yaptığı son silah satışlarına tepki olarak 5 ABD askeri üreticisine yaptırım uygulayacağı bildirildi. Malezya ve Singapur'daki oyun sektörleri Çinli turist sayısındaki artışın gelirleri artmasıyla kayda değer bir yükselişe tanık oluyor. Vize şartlarının gevşetilmesi ve hava bağlantısının geliştirilmesi Çin'den her iki ülkeye daha fazla ziyaretçi çekilmesinde önemli bir rol oynadı. Singapur merkezli şirketin yıl ortası finansal sonuçlarında hem gelir hem de düzeltilmiş FAVÖK'te önemli bir artışla önemli bir büyüme bildirildi. İsrail'in Gazze şeridinin orta kesimindeki Dair el Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ni insansız hava araçlarıyla hedef alarak hizmet dışı bırakmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca İsrail ordusunun gece geç saatlerde Gazze şeridinin orta kesimiyle güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği röportajda Ukrayna'nın işgaliyle yeniden gündeme gelen Avrupa Birliği'nin kendi ordusunu kurması gerektiği fikrini vurguladı. Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, güvenlik ve kabine toplantılarına katılan tüm bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasına ilişkin bir yasa teklifinde bulunmayı planladığını belirtti. İsrail medyasında yer alan haberlere göre güvenlik kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakanla genelkurmay başkanı başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.